Mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler. Yeniden bir cumartesi sabahı sizlerle birlikteyiz. Hem geride bıraktığımız haftanın gelişen olaylarını konuşacağız. Hem de şöyle bir uzanacağız, yurt dışına bakacağız. Dış politikayı değerlendireceğiz. Malum gündemde İdlib'le ilgili bir operasyon söz konusu. Bununla ilgili haberler var. Onun detaylarını konuşacağız. Böyle bir şey olabilir mi, düzenlenir mi yoksa düzenlenmez mi? Hemen ardından malum Çin'le Kuzey Kore arasında gerilim gitgide artıyor. Çin de müdahil olaya. Onun detaylarını da konuşacağız ama önce konuklarımı takdim edeyim. Ondan sonra da bu haftanın önemli bir gelişmesiyle başlayalım. Emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu ile Doçent Doktor Barış Doster bugün program konuklarımız. Efendim hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Kırmadınız, geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Birlikte gündemi değerlendirelim ama ben tüm bu dış politika ve haberlerin özelinde geçtiğimiz hafta önemli bir gündü. Anafartalar Zaferi'nin 102. yıl dönümüydü. Ve 102 sene önce yaşanan büyük bir zaferi aynı zamanda bize hatırlattı. Ama bir kez daha sizden dinlemek istiyoruz. Tabii ki. 102. yıl dönümünü kutluyoruz. Hı-hı. Birinci Anafartalar Zaferi diyoruz. Tuba Hanım 10 Ağustos. 9 Ağustos'tur. 10 Ağustos'ta Congbayırı muharebesi. Meşhur Congbayırı tarzı. Atatürk tabii Çanakkale'de değerli izleyenlerimize şunu açıklamak isterim. Dünya savaş tarihinde tabii biz Mustafa Kemal Atatürk'ü sadece işte kurduğu en büyük eser olan Cumhuriyet'le Türkiye'nin çağdaş bir ülke durumuna, modern bir ülke durumuna getirilmesiyle komutan olarak kazandığı zaferlerle ve milli mücadele kahramanı olarak böyle bu çerçevede tanıyoruz. Hı hı. Aslında dünya savaş tarihi ve dünya savaş belgeleri Atatürk'ü biraz daha değişik tanıyorlar. Ve Atatürk'e dünya savaş belgeleri, savaş tarihi belgeleri hakkını tam veriyor Mustafa Kemal Atatürk'e. Şöyle ki, Mustafa Kemal Atatürk, Tuba Hanım, 1683'te başlayan Osmanlı çekilmesini veya Türk çekilmesini, 2. Viyana kuşatmasından sonra 1683'te Osmanlı artık çekilmeye başlar ve ilk çekilmedir o. 1699'da Karlofça Anlaşması'yla beraber büyük toprak kaybı başlar Osmanlı Devleti'nde ve o toprak kaybı devam eder, çekilme devam eder. Hı hı. Ve Osmanlı Devleti veya İmparatorluğu, ben devlet demeyi tercih ediyorum, Osmanlı Devleti hiçbir zaman bir savaş kazanamaz ondan sonra. 1600'e. Muharebe kazanır ama savaş kazanamaz. Hı hı. Yani bir cepheyi kazanamaz ama muharebeler kazanabilir. 1921'de 13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar, yani 1683'te başlayan Türk çekilmesini ve toprak kaybını 238 yıl sonra Sakarya Meydan Muharebesi'nde 13 Eylül 1921'de durduran Türkiye'nin yetiştirdiği ve dünya savaş tarihinin en büyük komutan olarak gördüğü bu nedenle Türk komutanı Mustafa Kemal Atatürk'tür ve ona nasip olmuştur bu. Atatürk fazla övünmez ama bundan çok gurur duyar. Dolayısıyla dünya savaş tarihi Atatürk'ü 238 yıl sonra Türk çekilmesini ve toprak kaybını durduran komutan olarak tanır. Ve bu çok önemlidir. Dünya savaş tarihinde görülmemiş bir olaydır bu. Onun için Atatürk vefat ettiğinde, ebediye intikal ettiğinde 1938 10 Kasım'da yabancı gazetelerin ve radyoların bazıları şöyle bir yayın yaptı. Sezar, Büyük İskender, Napolyon ayağa kalkın, büyüğünüz geliyor. Niye öyle dedi? Büyüğünüz geliyor. Çünkü Sezar, Büyük İskender, Napolyon gibi komutanlar başarılarını genellikle 30'la 40 yaş arasında kazanmış ama dünya savaş tarihine geçen çok büyük komutanlardır. İşte o yabancı gazeteler, Türkiye'de değil ama yabancı gazete ve radyolar, mesela İtalyan radyosu, Sezar, Napolyon, Büyük İskender ayağa kalkın, büyüğünüz geliyor demesindeki maksat o durdurduğu Türk çekilmesini durdurduğu andır. Komutanlık sanatını en iyi icra eden, en iyi uygulayan dünya savaş tarihinde komutanlardan biridir. Ona o payeyi vermiştir. Hı hı. Şimdi böyle baktığımızda Çanakkale Muharebesi'nde de yine değerli izleyenlerimiz ve Türkiye'de az tanınır maalesef Atatürk'ü Çanakkale Meydan Çanakkale Savaşları'nda, ben muharebeleri diyorum öyle diyelim, Çanakkale Muharebelerinde Atatürk sadece yarbay ve kurmay albay olarak, efendim, Congbayırı'nda saati parçalandı, şanapler yaralandı, saat paramparça oldu.
işte ben size taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum diyen böyle bir kuvveye süngünüz yok, cephaneniz, mühimmatınız yoksa süngünüz var, yat diye komutan veren bir komut veren, emir veren bir komutan olarak tanır ama yine Dünya Savaş tarihine döndüğümüzde Dünya Savaş tarihi hakkını verir Mustafa Kemal Atatürk'ü. Mustafa Kemal Atatürk 1915'te 19 Şubat'ta Çanakkale'ye intikal eder ve 9 Aralık 1915'e kadar devam eder. Yaklaşık 9 ay 10 ay kadar. Şimdi Dünya Harp tarihi, Savaş tarihi Atatürk'ü şöyle tanır ve hakkını verir. Buradaki İşgalci kuvvetlerin yani İngiliz ve Fransızların ana maksadı, ana amacı neydi? İstanbul'u ele geçirmek ve Osmanlı Devleti'ne son vermekti. O zaman hedef İstanbul olduğuna göre Gelibolu'yu ele geçirirlerse boğazları rahatça geçecekler. Güzel. İşte Mustafa Kemal Kurmay Yarbay rütbesiyle 25 Nisan 1915'te 57. alayla o yaptığı meşhur taarruz. Ben size taarruz değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde dost kuvvetler gelip kaim olabilir. Burada durabilirler. Yani zaman kazanmamız lazım diyor. O meşhur emrini veriyor. Ben size taarruz değil, ölmeyi emrediyorum. Dünya Savaş tarihinde böyle bir emri veren komutan yok. Büyük İskender buna benzer emir vermiştir ama böyle bir emir yok. Dünya Savaş tarihinde ilk defa bir komutan ben size taarruz değil, ölmeyi emrediyorum diyor. Hangi rütbede? 34 yaşında ve yarbay rütbesinde. İşte bu kader anında Mustafa Kemal taktik küçük bir görevde bulunuyor ama öyle bir stratejik sonuca yol açıyor ki işgal devletlerinin o kara harekatının çıkmayı engelleyerek, karada tutulmasını engelleyerek İstanbul'u ele geçirmesi. Demek ki İstanbul'u birinci defa kurtarıyor Dünya Savaşı. İkinci defa ne zaman kurtarıyor Mustafa Kemal? İşte sizin şu anda yıl dönümünü kutladığımız 9 Ağustos 1915 birinci Anafartalar Muharebesi dediğimiz yaptığı taarruzdur. Bu taarruzda ikinci defa yine düşmanı denize döküyor. Yani karada tutulmasına imkan vermiyor. Geriye püskürtüyor. Geriye püskürttüğü zaman da bu Gelibolu'nun ele geçirmesini engelliyor. Böylece Dünya Savaş tarihi belgelerinde der ki, özellikle Avustralya tarihi, İngiliz harp cerideleri der ki, Atatürk yani Mustafa Kemal o zaman tabii albay Mustafa Kemal İstanbul'u ikinci kez kurtarmıştır ve bizim işimiz zor. Üçüncü defa ne zaman kurtarmıştır? Yine 10 Ağustos 1. Anafartalar'da yaptığı taarruzdur. Dolayısıyla 3 defa İstanbul'u yani payidah denilen Osmanlı padişahını kurtarmıştır. Eğer gelmiş olsalardı zaten İstanbul o anda bütün Beyoğlu'nda, bütün İstanbul caddelerinde Fransızca yazılar vardı. Türkçe yazı yoktu o zaman 1915'te. Beyoğlu'na gittiğinizde hepsi Fransızca. Şimdi çok, çok enteresandır. Evet. 8 Ağustos 1915'e geri dönelim. Ve işte General Hamilton'ın günlükleri var. Günlüklerinde şimdi önümde onlardan not var. Diyor ki, Jonk Bayırı'nı ele geçirmek üzereyse de Koca Çimentepe'de henüz düşmanın elinde. Burada düşman diye kastettiği belli Türkler, zaten. Evet, evet Türkler. Jonk Bayırı'nı işgal edeceğiz ve savaşı biz kazanacağız diyor. Fakat yine eş zamanlı olarak General Stafford da İngiliz generaldir. Evet, o. Onun İngiliz kendi general. Kolordu komutandır. Onun emrindedir. Evet. Evet. Onun yine günlüklerde bir notu var. Diyor ki Türkler Küçük Anafarta ve 10 numaralı tepe üzerinde öyle sert mukavemet gösterdiler ki ertesi sabah tüm ümitlerimizi kaybetmek üzereydik. Evet. Bu işte Kolordu komutanı Hamilton'a o raporu veriyor. Çok güzel bir noktaya temas ettim. Evet. Strateji açısından da çok önemli. Evet. Karşı tarafa hissettirdiği taarruzun. Evet. Şimdi müsaade ederseniz 8-9 Ağustos bu 102. yıl dönümünü kutladığımız Anafartalar Muharebesi yani İstanbul'u kurtaran, Osmanlı Devleti'ni, Osmanlı Padişahı'nı kurtaran ve Osmanlı Devleti'nin 1918-19'a kadar ömrünü uzatan bu muharebeyi söz edelim. Çünkü biliyorsunuz Atatürk 8 Ağustos'a kadar neredeydi? Arıburnu'ndaydı. Hatırlarsanız çok gelmez mi, az gelir kuvvetlerle tayin ediliyor. Evet. O şimdi atlamayalım. Bizim konumuz Çanakkale değil. Onu şey yapalım, atlayalım onu. Geçelim. Günlüğüne şöyle yazar Atatürk. Atatürk aynı zamanda günlük tutan bir lider, bir komutan. O kadar muharebede günlük tutuyor. Günlüğünde şöyle yazar. Bakın dikkatinizi çekerim. İntikal ederken Arıburnu'ndan emri alıyor gece yarısından önce ve Anafartalar Grup Komutanlığı'nın emir komutasını devralmak üzere atın üzerine biniyor ve intikal ediyor birkaç arkadaşıyla yazdığı günlük.
8-9 Ağustos 1915 gece yarısından önce saat 23.30'da gecenin karanlıkları içinde 19. Tümen Karargahı'ndan hareket ettim diyor Mustafa Kemal. Hı hı. Kemal Yeri civarından, ki Kemal Yeri Atatürk'ün ismine hitaben ona Fahrettin Altay tarafından o isim verilmiştir. Raporları göndersin diye. İsimsiz tepedir ama Atatürk orada bulunduğu için Kemal Yeri olsun hala demiştir. Da öyle anılıyor. Kemal Yeri olarak geçmiştir. Kemal Yeri civarından Kocadere Köy kuzeyine çıktım. 4 aydan beri, dikkatinizi çekerim değerli izleyenlerim. 4 aydan beri ilk kez 1 dereceye kadar saf hava soluyordum. Yani temiz hava soluyordum. Gerçekte Arıburnu bölgesinin ateş hattında ve orada karargahlarda yaşayanların teneffüs ettiği hava insan cesetlerinin kokmasıyla niteliğini kaybetmiş bir havaydı. Yani şunu demek istiyor. 4 aydan beri Arıburnu'nda biz muharebe ederken hiçbir zaman temiz hava teneffüs etmedik. Şehitlerin ve düşman ölülerinin yaydığı bir kokuyla biz hava ilk defa temiz hava soluyoruz. Dikkatini çek. 10 Ağustos 1915 günü işte meşhur şu anda kutladığımız, yıl dönümünü kutladığımız birinci Anafartalar yani Conkbari saldırısı anını günlüğüne şöyle kaydeder Mustafa Kemal, Albay Mustafa Kemal. Şöyle der. Gün doğmak üzereydi. Çadırımın önüne çıktım. Hücum edecek, hani biraz önce okuduğunuz vardı ya Conkbari'ye. Evet, evet. Onu. Hücum edecek askeri görüyordum. Oradan hücumu yönetecektim. Gecenin karanlık perdesi tamamen kalkmıştı. Saatime baktım. 4.30'u geçiyordu sabaha karşı. Birkaç dakika sonra ortalık tamamen ağaracak ve düşman askerimizi görebilecekti. Tümen komutanı ve bizimle beraber bulunanlarla hücum safının önüne geçtik. Kendisi Anafartalar Grup Komutanı. Gayet seri ve kısa bir denetleme yaptım. Hemen askerlerin önünde hızlı bir denetleme yapıyor. Yüksek sesle askerlere selam verdim ve dedim ki, askerler, karşımızdaki düşmanı yeneceğinize hiç şüphem yok. Fakat siz acele etmeyin. Önce ben ileri gideceğim. Siz, ben kırbacımla işaret ettiğim zaman hep birden atılırsınız. O zaman olay şuydu. Balkan Harbi hezimetini, felaketini ve utancını yaşamış bir Türk ordusu var. Atatürk de en fazla ona üzülüyordu. Onun için subay ve komuta heyetinin hepsi öndeydi. Balkan Harbi'nin tersine. Balkan Harbi'nde herkes kaçtı. Burada tersine. Hı hı. Bakın devam edin. En ön saflardalar. Evet. Komutan ve subaylar da işaretim için askerlerin dikkatini çekmelerini emrettim komutan ve subaylara. Ondan sonra hücum safının önünde bir yere kadar gittim. Yani askerin önünde düşmana yakınlaştı. Ve oradan kırbacımı havaya kaldırarak hücum işaretini verdim. Meşhur Conkbayırı taarruzu için. Süngüleri ve bir ayakları ileri uzatılmış olan askerlerimiz ve onların önünde, dikkatinizi çekerim, onların önünde tabancaları, kılıçları ellerinde bulunan subaylarımız kırbacımın aşağıya inmesiyle demirden bir kitle halinde aslan gibi ileriye atıldılar. Bir saniye sonra düşman siperleri içinde ilahi bağırtıdan başka bir şey duyulmuyordu. Düşman silah kullanmaya zaman bulamadı. Savaş meydanındaki saldırıyı seyrederken bir şarapnel parçası göğsümün sağ tarafına çarptı. Cebimde bulunan saati paramparça etti. Vücuduma nüfuz etmedi. Atatürk'ün 10 Ağustos'ta yazdığı, günlüğüne yazdığı tabii şey yoktu. Şimdi burada bir ve bu saati de biliyorsunuz Alman ordu komutanına sonra veriyor. Buradaki en önemli şey, müsaade edersen bir şey daha okuyacağım. Tamam. Balkan Harbi ile ilgili. Yine devam edeceğiz ama bir tabii, virgül koyup Barış tabii. Dostlar'a dönmek istiyorum. İçimizde diyor bir verdiği emir, içimizde ve komuta ettiğimiz askerlerimizde Balkan Savaşı utancının tekrarını görmektense burada ölmeyi istemeyenlerin bulunacağını asla kabul etmem. Eğer böyle kişilerin olduğunu görürseniz onları derhal benim yerime kendi ellerinize kurşuna diziniz diyor. Mustafa Kemal işte böyle Atatürk. Onun için Atatürk Mustafa Kemal. Bu kadar gözü pek ve gözü pek kararlı. Komutan ve bunu yaparken 34 yaşında bir subay. Ama o kuşağın, Tuba Hanım, o kuşağın vatandan ve milletinden başka sevgilisi olmadı. Bir tek sevgilisi vardı o kuşağın. Vatan ve millet. Ve hepsi ebediyete öyle intikal etti. Daha tabii söyleyeceğim birkaç şey var. Hı hı. Evet evet, hemen yine o konuya döneceğiz ama eş zamanlı olarak Naim Paşa'ya tabii Atatürk'ün bu kadar kararlılıkla bu emirleri verdiği, diğer taraftan da işte İngiliz generallerin, mesela 11 Ağustos 1915'te yine bir anekdot var. İngiliz general diyor ki, askeri birlikler savaşma ruhuna artık sahip değil. Yani hezimet var
askerin çoğu da sağda solda gizleniyor. İngilizler. Yani, evet, bu İngilizler taarruzundan sonra. Evet, evet, evet. İngilizler kaçıyorlar açıkça burada anekdotlarda da geçiyor. Doğru. Şimdi Barış dostlar, 102 sene geçmiş aradan Anafarta Zaferi'nin üzerinden. Yani bu sene 102. yıl dönümünü kutladık ama Atatürk dünya tarihine geçmiş bir komutan olarak anılıyor. Bu gerçekliği de dünya üzerinde hiçbir şeyin değiştiremeyeceği çok net, artık tarihle sabit ortada. Fakat işte bu yılki kutlamalarda da gördük ki yapılan sunumlarda hiç Atatürk'e dair hiçbir şey yok. Evet. Nasıl yorumlarsın bunu? Şimdi bakınız, bu yeni değil. Hı hı. Önceki TRT genel müdürlerinden bir tanesi de, ki oğlu arkadaşımdır, aynı liseden mezunuz, Atatürksüz Çanakkale belgeseli yapmak gibi bir gaflet mi diyelim, rezalet mi diyelim, ihanet mi diyelim, ona imza atmıştı. Nedense bu bir politik, bir sosyolojik, bir ideolojik kavganın, husumetin, hıncın, kinin ötesinde artık sizin uzmanlık alanınıza giriyor Tuğba Hanım. Hı hı. Psikiyatrinin konusu bence bu düşmanlık. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ü elbette tarih sahnesinden silemezler. Ne dünya tarihinden ne Türk tarihinden silemezler. Hele hele bizim gönlümüzden asla silemezler. Ancak Atatürksüz Çanakkale, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi, canım biz Çanakkale'yi yaşamadık ama 15 Temmuz'u yaşadık, demek ki 15 Temmuz daha değerlidir şeklinde sözlerin öne çıkması. İşte dün bir üniversitenin, 19 Mayıs, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin bir fakültesinin, hı hı, yeni bir arma, yeni bir simge girişiminde bulunurken Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla özdeşleşen o at üzerinde, şaha kalkmış at üzerindeki fotoğrafını önce silmek, ondan sonra geri getirmek gibisinden teşebbüsler. Stadyumların adı değişirken, ki kameraman meslektaşlarımız o konuda çok ilgililer, hı hı, stadyumların adını kalkıp ama Atatürk'le beraber kalkıp hepsinin arena olurken, Atatürk'ün de bu arada el çabukluğuyla isimlerden silinmesi. Şimdi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani Halk TV izleyicilerinin eminim bir çırpıda sıralayabileceği en az 40-50 örnek vardır Atatürk'e yönelik bu kinli husumetle alakalı. Ama az evvel değerli meslektaşım Naim Bey de dikkat çekti ki doktora tezinin konusudur, hı hı, Çanakkale. Dünya tarihinde Mustafa Kemal'in yeri çok özgündür o bağlamda. Hani bizim siyasiler istedikleri kadar kin gütsünler, husumet gütsünler, Mustafa Kemal'i savaş tarihi yazmıştır. Bakınız, Naim Bey dostumuz Türk arşivlerinden örnekler verdi. Benim kendi doktora tezimi yazarken çalıştığım İngiliz arşivlerinde, ki Churchill'in özel bir husumeti vardır Mustafa Kemal'e karşı. Her seferinde Mustafa Kemal'den dayak yediği için siyasi kariyeri hep gecikmiştir Mustafa Kemal Atatürk yüzünden. Kader adam diyorlar. Çünkü her seferinde İngiliz emperyalizminin oyununu bozuyor. Her seferinde İngiliz emperyalizminin güdümünde olan, sömürgesi olan mazlum milletlere, mazlum milletlere, Hindistan'dan tutun Avustralya'ya kadar bağımsızlığın, hem de emperyalizmi yenerek kazanılan onurlu bir bağımsızlığın mümkün olduğunu gösteriyor. Bakınız, ben tam da Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı münasebetiyle Avustralya'da, Sydney'de önemli üniversitelerinden bir tanesinde, Macquarie Üniversitesi'nde 6 ay ders verdim. Karşılığında da hiçbir şey talep etmedim, tek bir şey istemiştim: arşivlerinin bana açılmasını. Hı hı. O arşivlerde, ki onlar da çok önemsiyorlar çünkü öyle toplama bir halk anlamında millet olabildikleri, bir ulusal kimlik inşasını ortaya koyabildikleri kendi geçmişlerinde, kendi tarihlerindeki tek örnek, tek parlak örnek Anzaklar. İngiliz emperyalizmin peşine düşüp Anadolu topraklarına gelişleri. Çok büyük bütçelerle, fonlarla, kaynaklarla, akademik sempozyumlarla, etkinliklerle, gösterilerle, belgesellerle, filmlerle anmışlardı Anzakların Çanakkale'deki mevcudiyetini. Onların arşiv belgeleri de, onların tarihi vesikaları da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir askeri deha, ne kadar büyük bir strateji ustası olduğunu ortaya koyuyor. Örnekler çoğaltılabilir. Yani ister İngiliz arşivlerine gidiniz, ister Avustralya arşivlerine gidiniz,
ister Osmanlı İmparatorluğu'ndan kopmuş olan ülkelerin arşivlerine gidiniz. İster bizim kendi tarihimiz özelinde çok önemli, çok kapsamlı, çok zengin arşivlere sahip olan Alman arşivlerine, Rus arşivlerine, Avusturya arşivlerine, Fransız arşivlerine gidiniz. Bunların hepsi Gazi Mustafa Kemal'in hakkını teslim eder. Dolayısıyla hani mevcut siyasal heyetin Mustafa Kemal'i tarihten silmeye kalkışması, müfredattan silmeye kalkışması, stadyum adlarından silmeye kalkışması, meydanlardan silmeye kalkışması elbette bizim canımızı acıtan bir çabadır ama büyük tarihsellik içerisine baktığımızda tarihin hep ileriye doğru giden çarkı içinde düşündüğümüzde çok da kalıcı, çok da anlamlı çabalar değildir. Atatürk yönelik bu kin güden, bu husumet dolu şeyler. Bakınız, şairleri sevmiştir buyurdun Mustafa Kemal'i. Ne diyor Fazıl Sudağlarca? Diyor ki, Çanakkale milli mücadelenin ön sözüdür. Bu Dağlarca'nındır. Çanakkale milli mücadelenin ön sözüdür. Tarihte, az evvel Naim Bey dikkat çekti. Çanakkale muharebelerinde Gazi Mustafa Kemal tarih sahnesine çıktığında daha gencecik bir kumandandır. Ve her ne kadar son toplamda Osmanlı orduları Birinci Dünya Savaşı'nın mağlubu olsalar da Çanakkale'deki direniş özelinde, genelinde de Birinci Dünya Savaşı'ndan olabildiğince, mümkün olduğunca az kayıpla çıkış, eskiler ordunun ricatı derler. Ordunun en az kayıpla geriye çekilişi bize Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı, bağımsızlık mücadelemizi başlatabilmek için önemli bir insan kaynağı, önemli bir kuvvet kaynağını daha baştan hazır tutma imkanını vermiştir, olanağını sunmuştur bize. Hı hı. O bağlamda da başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere o kahraman kuşağın özverisi kadar, yiğitliği kadar, fedakarlığı kadar milli mücadele öncesinde olabilen en az kayıpla savaştan çıkmayı başarıp onu Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda kullanacağı bir insan kaynağına dönüştürmesi çok önemlidir. O bağlamda hani bizim Çanakkale öncesinde Trablusgarp var, Balkan Harbi var. Yani 1911, 12, 12, 13, 14, 18 ve sonra da 1919-23 ile ve zaferle taşlanan bir milli mücadelemiz var. Bir 10 yıl savaştan söz ediyoruz. Fahrettin Altay'ın ünlü kitabının adıdır zaten bu. 10 yıl savaş. Demek ki bizim Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın arkasında hem bir Balkan Harbi hezimeti var hem de bir Çanakkale şahlanışı, bir Anafartalar dirilişi var. Bu 10 yıllık süreç çok zorlu, çok yıpratıcı, yorucu, çok kanlı sürecin sonrasında kurulan bir cumhuriyetin öneminin farkında olmak gerekir. Değerinin bilincinde olmak gerekir. Bu coğrafyanın hangi koşullarda vatan yapıldığının ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte bir altüst oluş sırasında, bir tarihsel kırılma noktasında ne koşullarda bağımsız bir cumhuriyet kurulduğunun ayırdığında farkında, bilincinde olmak gerekir. Ha, olmazsak ne olur? Ne olurun yanıtı Yugoslavya'da verildi. Ne olurun yanıtı Irak'ta verildi. Ne olurun yanıtı Afganistan'da verildi. Ne olurun yanıtı şu anda Suriye'de verilmektedir. Eğer biz bu tarihin bilincinde olmazsak, bu coğrafyanın zorluğunun ayırdığında olmazsak işte onlar olur. Bakınız yine Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün bir sözüyle bitirelim. Diyor ki, tarih diyor, tarih ihtiyatsızlar için merhametsizdir. Eğer biz ihtiyatı elden bırakırsak, tarih bilgisi, tarih bilinci eğer bizim zihinlerimizde yerli yerine oturmaz, billurlaşmaz, berraklaşmazsa bu coğrafyada neler olduğunu kendi tarihimizden de biliyoruz. Bakınız bizim iktidar bloku canı sıkıldıkça, işine geldikçe hep bu coğrafyanın bir uygarlıklar beşiği olduğunu, bir medeniyetler beşiği olduğunu söylüyor. Doğrudur. Ancak tarihi bilmezseniz bu uygarlıklar beşiği imparatorluklar mezarlığına da dönüşür. Tarihsel gerçekleri, coğrafi gerçekleri bilmezseniz bu medeniyetler beşiği devletler mezarlığına da dönüşür kolaylıkla. O yüzden tarihi iyi bilmek gerekir. Geçmişte neyi nasıl yaptığımızı ve neleri neden yapamadığımızı kavramak için
bilmek için, öğrenmek için biz tarih okuruz. Aynı zamanda o stratejiyi de özümsemek elbette için. Yani geçmişi anlamadan bugünü kavramak, geçmişi anlamadan geleceği öngörebilmek, geleceği inşa edebilmek mümkün değildir. O bağlamda Gazi Mustafa Kemalsiz Çanakkale yazılamaz. Gazi Mustafa Kemalsiz Türkiye söz konusu olamaz. Varlığını, bağımsızlığını, bütünlüğünü, egemenliğini koruyup muhafaza edemez. Ve nasıl bizim geçmişimizde Gazi Mustafa Kemal varsa elbette geleceğimizde de Atatürk vardır. Evet. Çok teşekkür ederim ama başta bana yöneltmiş olduğun, atfetmiş olduğun bir soru vardı. Psikoloji bilimine, psikiyatri bilimine giriyor bu konu diye ama sevgili Barış, biz psikoloji kitaplarında hiç bunları okumadık. Tarihi saptırma konulu hiçbir dersimiz olmadı. Psikoloji dersleri PSK 101'den başlar, öyle devam eder gider. Bunların içinde yok. Belki AKP'den sonraki müfredata girer bunlar ama söz psikolojiye gelmişken bir cümle söylemek istiyorum. Tarihi saptırma psikolojik olarak başka bir çarpık ihtiyacın giderilmesidir diyeyim. Burada nokta koyayım ama belki başka bir programda bunu da paşamızın da doktor alanı belki bunu da psikolojik açıdan değerlendiririz diyorum. Bunu da burada bir nokta olarak koymak istedim. Böyle bir şey görmedik. Kitaplarda böyle bir şey yok maalesef. Peki bu nasıl bir tahribatın ya da nasıl bir hıncın, öfkenin, kinin ürünüdür ki sürekli olarak kendi kişisel eziklerini Mustafa Kemal'e çullanarak, Mustafa Kemal'e saldırarak bir şekilde gidermeye ya da tedavi etmeye yönelik bir arayış içindeler. İşte güçlü gördüğü figürün üzerinden aynalayarak kendi değerlilik duygusunu yüceltmek. Demek ki buna da ihtiyaç var ki böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz ama ülkemiz açısından işte böyle kanla, irfanla kurulan bu kadar insanların emek vererek canlarıyla bedel ödediği, biz şu anda eğer rahatça nefes alıyorsak ve bu bayrak her yerde dalgalanıyorsa onların çok büyük emekleri var. Hazır yeri gelmişken de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını buradan bir kez daha ben de saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Bir Türk kadını olarak, Cumhuriyet kadını olarak bugün sahip olduğumuz bütün değerlerin sebebi budur. Bunu da buradan altını bir kez daha çizerek vurgulamak istedim. Ben müsaade ederseniz sonsuz olarak anafartalarla ilgili. Şimdi değerli hocamız çok güzel açıkladı. Anafartalar Muharebesi sonuç olarak Atatürk'ün İstanbul'u kurtardığı ikinci muharebedir. Ve Anafartalar Muharebesi'nde Türklerin kaybı, Tuğba'nın Türklerin kaybı 20 bin kişidir. 20 bin kahraman askerdir. Evet. Karşıdaki işgal kuvvetlerinin kaybı da 25 bindir. Onun için sizin okuduğunuz o Hamilton'ın o korkunç olay mesajı oradan kan. 25 bin kişi. Dolayısıyla böyle bir muharebe, böyle bir savaş. Şimdi Çanakkale muharebelerinin şehit sayısı genellikle 57 bin, 58 bin denir. O tabii düzeltilmeye ihtiyaç var. 101 binden fazladır. Bir de yaralı 102 binden fazladır. 10 bin esir olmak üzere toplam 250 bin kaybımız yok ama 214 bin kaybımız vardır. Onu bir ara. Hamilton'ın, sizin biraz önce okuduğunuz Tuba Hanım, Hamilton biliyorsunuz İngiliz orgeneraldir ve oradaki işgal kuvvetlerinin başkomutanıdır. Orgeneral. Evet. Hamilton anılarında şunu söyler. Ben zaman almamak için özetle okuyorum. Der ki Hamilton anılarında 10 Ağustos'la ilgili. 10 Ağustos'tan sonra yazdığı anılar. John Byron'da Türkler çok iyi bir komutana sahipler. Bunu eklemeliyim. Notunun son cümlesi budur. Yazdığı gün. Kimdir komutan? Albay Mustafa Kemal. Onu kendi itiraf eder. İngiliz orgeneral. John Byron'da Türkler çok iyi bir komutana sahipler. Buna eklemeliyim der. Hakkını verir Mustafa Kemal'e. Albay ve 34 yaşındadır. Bunu da belirtelim. Şunu tabii söylemeden edemeyeceğim. Şimdi 34 yaşına vurgu yapıyorsunuz. Evet, yapıyorum 34 yaşında. Çok önemli bu. Evet. Şöyle bir hani gözlerimizi hafif kapatarak bir 34 yaşındaki halimizi hayal edelim. Herkes efendim 34 yaşında çocuğu olan, eşi olan, dostu olan. Şimdi günümüze baktığımız zaman ne kadar değil mi algı değişiyor. Sorumluluk alma, inisiyatif kullanma çok önemli. Ve o nesildeki o komutanlar hemen hemen bütün başarılarını 30'la 40 yaş arasında elde etmişlerdir. Büyük zaferler. Çok erken olgunlaşan, evet, hatta erken yaşlanan, ihtiyarlayan bir kuşaktır o kuşak. Yani söyledim ya, milletten ve vatandan başka sevgili yok, tanımıyorlar. Bir tek sevgili o. Ama herkes değil. Balkan Harbi'nde Hasan Tahsin Paşa
Golordu komutanıdır. Selanik'e tek kurşun atmadan Yunanlıları teslim etmiştir. Mevcudu 26 bin askerdir. Yunanların mevcudu 25 bin askerdir. Kendisi paşadır, generaldir. Hasan Tahsin Paşa'dır. Selanik Türk şehridir. Kültür şehridir. Ve Türklerin çoğunlukta yaşadığı bir şehirdir. Balkan Harbi'nde Selanik'i tek kurşun atmadan Yunanlarla anlaşarak teslim etmiştir. İzmir 1919'da 15 Mayıs'ta Yunanlılar çıktığı zaman işgal kuvvetleri oradaki Kolordu Komutanı 17. Kolordu Komutanı Nadir Paşa da tek kurşun atmadan teslim etmiştir. Yani Mustafa Kemal yanında bu komutanlar da var. Onu hiç unutmayalım. Ya yetkinlik yaşa bakmıyor anlamında söyledim. Vatanseverlik. Hani hep bir kurtarıcı ifadesi kullanılıyor ya aslında o insanın kendi içindeki yetkinlik ve motivasyon gücüyle alakalı bir şey. O da işte Mustafa Kemal ve onun sivri arkadaşlar. Değil, o yiğitlikle ve başta olur. Yani evet, Mustafa Kemal'in bir de askeri bir hasta. Ve yaşla değil o yiğitlikle, kararlılıkla, cesaretle ve o başla olur. Ne komutanlar görüldü. Balyoz'da da, Balyoz Ergenekon kumpasında da komutanlar çıktı biliyorsunuz. Evet, ona girmiyor. 15 Temmuzlar'da neler gördük hele. Çanakkale Mustafa Kemal'siz olur mu? Neden olmasın Tuba Hanım? Eğer siz Gelibolu Yarımadası'nı dozerle yok ederseniz belki olur ama yetmiyor. Evet. Çünkü Kemal yerine Arıburnu, Anafartaları diyelim yok ettiniz. Mustafa Kemal'in ayak bastığı yerler. Dozerle beraber su oldu tamam. 100 yıl sonra da baktılar ki burada Gelibolu yok güzel de. Evet. Peki İngiliz tarihini nasıl sileceksiniz? Avustralya tarihini nasıl sileceksiniz? Silemeyeceksiniz. Yeni Zelanda, Fransa, Alman tarihini ve Hamilton'ın anılarını, diğer yabancı komutanların anılarını nasıl sileceksiniz? İşte diyelim ki Fethi Çakmak'ın anılarını sildiniz. Mustafa Kemal'in yazdığı günlükleri sildiniz. Fahrettin Altay'ın hatıralarını sildiniz. İzzettin Çalışlar'ın hatıralarını sildiniz. E güzel de Avustralya Müzesi'ni yerle bir mi edeceksiniz? Yani gidip oraya taarruz mu edeceğiz hava kuvvetleriyle? Veya İngiliz Müzesi'ni veya Harp Müzesi'ni veya Yeni Zelanda'nı orayı nasıl sileceksiniz? Veya İtalyan Radyosu'nun söylediği güzel sözlerin veya mesela Hamilton'un dünya tarihinden nasıl sileceksiniz? Yani dolayısıyla işleri bayağı zor. Bayağı zor. Onların ne ömrü yeter ne de kuşaklarının yani bu mezar yeter. Taşlarını değiştirmekle evet. Olmuyor biliyorsunuz. Olmaz. O orijinal mezar evet. Taşları gitmiş. Yerine başka gelmiş. Ufak bir Atatürk resmi var. Altında da Enver Paşa'nın sözü var. Fotoğrafa bakıyorsunuz, Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyorsunuz. Hatta aşağıya bakıyorsunuz. Evet. 102 yıl geçmesine rağmen Tuba Hanım, Çanakkale zaferini elde eden kahramanlar ve Cumhuriyet'in erdemleri sayesinde şu anda biz, çünkü Sayın Doktorumuz da söyledi, Barış Hocam, bu neslin erdemleri sayesinde özgür ve bağımsız bir ülkede yaşayanların bazılarının şu anda maalesef Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı nankörlükleri hiç azalmadı. Sözde aydınların da desteğiyle, ben bu aydınların sözde aydınlarına şunu ekliyorum, ısrarla ekliyorum. Sözde aydınların yetmez ama evetçilerin ve sözde komutanların desteğiyle maalesef bugünlere gelindi. Onun için emaneti tam koruyamamış olmanın üzüntüsünü hepimiz taşıyoruz. Bunu bir kere kaydetmek isterim, onu söyleyeyim. Bir de müsaade ederseniz bir şey okuyacağım, son bir konu. 29 Ekim 1933, Atatürk'le ilgili. Tabii o zaman Atatürk olmuştur Mustafa Kemal. Çanakkale bir ön sözdür. Çanakkale'de kurduğu çekirdek kadroyla Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı'nı başarıyla kazanmıştır. 29 Ekim 1933'te Atatürk Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama yıl dönümü, 10. yıl dönümü için kendi el yazısıyla kendi konuşma metnini hazırlar. 28 Ekim'de bir gün önce. Çünkü bir gün sonra o lider, kurucu lider kendi milletin önünde şu ana kadar yaptıklarının hesabını verecek. Kendi hesabını bir hesap verecek. Onun notunu hazırlıyor, konuşma metnini. Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yıl dönümünde milletine konuşan liderin elinde tam 7 beyaz sayfa var. Hazırladığı konuşma notu. Lider geçen yılların muhasebesini yapıyor ve hedeflerini ulusuyla paylaşıyordu. Son sayfada Mustafa Kemal'in 1933'te sesinden duymadığımız ama kağıda yazdığı ve üzerine çizdiği duygu yüklü, hüzünlü bir cümle var. Diyor ki, üstünü sonra çizmiş. Bu söylediklerim hakikat olduğu gün
Büyük Türk milleti senden ve bütün medeni beşeriyetten, medeni dünyadan dileğim şudur. Beni hatırlayınız. Bu cümleyi bir gün önce Atatürk okur, oradakilerin de etkisiyle siler. Yani bir veda durumu olmasın, milleti üzmesin diye. Hı-hı. Onun için ben değerli izleyenlerimize ve Büyük Türk ulusuna diyorum ki, evet, Mustafa Kemal 1933'te veda anlamını taşıyacak bu duygu yüklü cümleyi üstünü çizdi ama şimdi haykırıyor aslında. Bu söylediklerim gerçek olduğu gün senden ve bütün medeni dünyadan dileğim şudur, beni hatırlayınız. Evet, Mustafa Kemal'i, Atatürk'ü hatırlamanın zamanı. Ve Atatürk deyince dört şey aklımıza gelmeli. Akıl, bilim, anti-emperyalizm ve tam bağımsızlık. Atatürk budur. Hiçbir şey bilmiyorsak Atatürk bu. Yani vazgeçilmez. Tabii. Evet. Bakınız, Mustafa Kemal'i en cansiperane savunan, hı hı, genç kalemlerden biri. Fahri Rıfkı Atay. Onun çalışmaları, eserleri, hele de Çankaya ve Zeytin Dağı bizim başucu kitaplarımızdır. Diyor ki gençler, diyor gençler, bizim çektiklerimizi çekmemek için Mustafa Kemal'i iyi anlayınız diyor. Mustafa Kemal bizimdi, Atatürk sizindir. Evet. Ve Celal Bayar'ın son sözü. Celal Bayar biliyorsunuz, Demokrat Parti'nin kurucusu. Evet. Yani şu anda o damardan geldiğini iddia edenler için de bir mesaj vermek istiyorum. Celal Bayar der ki, Atatürk'le ilgili, Cumhurbaşkanı iken kendisi, Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınırken Celal Bayar Cumhur'da. Şöyle der, Atatürk, seni sevmek Türk milleti için milli bir ibadettir. Tekrar söylüyorum, Atatürk, seni sevmek Türk milleti için milli bir ibadettir. Bunu kim söylüyor? Celal Bayar söylüyor. Onun için şu anda efendim yeni devlet kuruluyor. Şu anda da kurucu lider o olacak, bu olacak. Gerçi üstteki zirve yalanladı. Yani tepe yönetimi yalanladı. Gayet güzel. Başbakan, Cumhurbaşkanı bunun böyle olmaması gerektiğini söyledi, olmadığını söyledi ama o insanlara söylüyorum. Bu zamanlarda ne oldu biliyor musunuz Tuba Hanım? Çok özür diliyorum. Saygısızlık, nezaket, yüzsüzlük, yiğitlik oldu. Nankörlük de paha biçilmez bir duruma geldi. Nankörlük yapmak çok şey oldu. Paha biçilmez, bulunmaz bir şey oldu. Yani şunu soruyorum. Yani şimdi yeni bir devlet kurmak için yeni bir devleti yıkacaksınız değil mi? Devlet. Peki devleti kim yıkmak istiyor şimdi? 34 yıldan beri PKK bölü 3 terör örgütü yıkmaya çalışmıyor mu devlet? Peki yeni çıktı DAEŞ, IŞİD yıkmaya çalışmıyor mu? İstanbul'u başkent olarak ilan etmedi mi halifeliğin başkenti? Peki yeni bir FETÖ çıktı, hain darbe girişimiyle FETÖ devleti yıkmak istemedi mi? E sormak lazım. Bu devleti yıkacağız, yeni bir devlet kuracağız soranlar. Siz hangi örgüte mensupsunuz Allah aşkına? Yani 3 tane zaten Türkiye'nin başına bela, bekasını etkileyen bir örgüt var. Siz hangi örgüte mensupsunuz? Sonra yeni devlet kurduğunuzda İstiklal Marşı, Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nın yerine hangi marşı getireceğiz biz? Diyor ya, Allah bir daha beni tekrar İstiklal Marşı yazdırmaya nasip, evet, etmez. Hangi marşı yazacaksınız siz? Onun için bu, yani ziyanla ilgili şeylerle uğraşmamak lazım. Zaman kaybetmemek lazım. Aklı başında hareket etmek lazım. Atatürk öyle, Mustafa Kemal öyle, herhangi böyle sıradan bir asker, sıradan bir insan değil. Türk milleti unutsa bile ne Avustralya tarihi unutur. Bakın Trikopis, Mustafa Kemal muharebe meydanındayken, büyük taarruzdayken Trikopis esir alındı. Mustafa Kemal'in huzuruna getirildi. Yunan'ın kara kuvvetleri komutanı. Yunan kara kuvvetleri komutanı esir alınan Mustafa Kemal tarafından Uşak'ta, büyük taarruzda. Sonra iade edildikten sonra Yunanistan'da Atatürk öldükten sonra her 29 Ekim'de Yunanistan'daki büyük elçiliğe gidiyor. Atatürk'ün büstünün önünde saygı duruşunda bulunuyor. Her yıl. Trikopis ölünceye kadar, hayatı boyunca. Ya sormak istiyorum. Yani bir de Trikopis'e benzer bir olun demiyorum ama yani böyle yok yeni bir devlet kuracağız. Kendi öz değerlerine sahip yani, çıkması gerekiyor. İngilizler söylüyorlar, tarih 100 yılda bir dahi yetiştirir. İngilizlerin şu bahtsızlığına bakın ki bu yüzyılda bu dahi Türklere nasip oldu. Evet. Önce bunu yıkmak için diyenler, önce bir kere 238 yıl sonra Türk çekilmesini durduran, işgal devletlerini kovalayan, 300 bin kilometre kareden 780 bin kilometre kareye çıkaran bir lider var.
Afganistan olmasını engelleyen bir kurucu lider var, bir Atatürk var. O Atatürk ki Osmanlı'nın çöküşünden, Osmanlı'nın küllerinden yeni bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurmuş. Size özgür, bağımsız bir devlet, bir toprak vermiş. Bana göre yapacakları en hayırlı şey, eğer günaha girmek istemiyorlarsa, sevap kazanmak istiyorlarsa, her gün sabah uyandıklarında kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk'e, onun silah arkadaşlarına, kahraman şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet borçlarını sunmaları lazım. Şükran duymaları lazım ve sevap kazanırlar. Ciddi söylüyorum. O zaman gerçekten sevap kazanırlar. Hayır, bir de beka sorunundan tırnak içinde bahsedenler içeride ve dışarıda her fırsatta bu kadar tehditle karşı karşıya olduğumuzu söylerken bu muhakeme yeteneğinden uzak ifadeler gerçekten akıl dışı zaman diyorum. Zaman kaybettim. Keşke her şey yolunda gitse ve işte malum terörle mücadele ediyoruz. Bakın dün Trabzon'da 16 yaşında bir evlat. Şehitlerimiz var. Evet, hayatını kaybetti. Genç bir çocuğumuz teröristler tarafından öldürüldü. Yine şimdi biz hep yayınlara denk geliyor. Beni de çok üzüyor yayın arasında bu haberler ama Batman'da yine bombalı bir pusu iki şehidimiz var bugün. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Allah'tan. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz bu arada. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama canlar da bir bir yitirilip gidiyor. Bu gerçeği de hiçbir şey değiştirmiyor. O yüzden en çok bu içeride ve dışarıda beka sorunundan bahseden iktidarın buna sahip çıkması kucaklaması gerekir. Kucaklaması gerekirken arada böyle çıkıyor. İşte devlet, yeni bir devlet kurulacak diyor. Sonuç olarak şunu söylüyorum. Şair Necmettin Halil Onay'ın güzel bir dörtlüsü var. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Onun için ben o yeni devlet kuruyoruz diyenlere diyorum ki burası bir vatan kalbinin attığı yerdir, bir yürektir. Türk milletinin yüreğidir ve Mustafa Kemal Atatürk beğenin beğenmeyin Türk milletinin daima yüreğinde yaşar. Yaşamazsa bile, onu yüreğinden çıkarmak isteseler bile, dünya savaş tarihinde bunu hiç kimse silemez. Napolyon'u silemediler, Büyük İskender'i silemediler, Sezar'ı silemediler. İyi kötü. Atatürk'ü hiç silemezler. Çünkü Atatürk onlardan da büyük. Evet. Bir de şunu sormak lazım bu yeni devlet kurmak isteyenlere. Hani bu yeni devlet nasıl kurulacak? Şimdi çok sevdikleri, yakın ticari ilişkiler içerisinde oldukları, Kuzey Irak bölgesel yönetimindedir. Bazıdan bir yeni devlet kurmak istiyor. Referandumla. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Sevgili Barış, yıkıldı mı ki yenisi kuruluyor? Ne zaman öyle bir şey oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Demek bizim haberimiz aslında. Yok. Nasıl yani bir PKK şey? PKK ile beraber mi olacaklar yatmak için? Demek ki Barış Hocam. PKK ile beraber mi olacaklar? Zor bir soru. Bakınız şimdi bu yeni devlet kurmak isteyenlere birkaç soru soralım. Diyelim ki bir, Kuzey Irak'taki gibi arkanıza ABD'yi, İsrail'i alarak Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun, AB'nin yönetim ofislerinin New York'taki, Brüksel'deki salonlarında emperyalizme sadakat yemini ederek mi kuracaksınız bu devleti? Soru bir. Soru iki. Hani Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan'ın çok sevdikleri bir sözcük var. Samimiyet testi. Acaba bir samimiyet testi söz konusu olacak ise iktidar partisi şiddetle yalanladığı, reddettiği, mahkum ettiği bu yeni devlet kurmaktan söz eden şahsı acaba partiden ihraç edecek mi? Bir samimiyet testidir bu. Hodri meydan bakalım. Çünkü neler dediler? Yok böyle bir şey dediler, zinhar dediler, siyasi meczuptur dediler falan falan. Bakalım acaba partiden... Söylemde evet ama eylemde sanki öyle değil. İhraç edecekler yani. Mi, etmeyecekler mi? Bir diğeri, keşke biraz tarih bilselerdi. Işıklar ışığında yatsın, ustam öyle derdi, Atilla İlhan derdi. Ah mirim ah. Keşke biraz iktisadı siyasi bilseydiniz. Yani politik ekonomi anlamında. Şimdi bu coğrafyada devletler öyle kolay kolay kurulup kolay kolay yıkılmıyorlar. Bizim coğrafyamızın bir tarihsel Tunç yasası var. O Tunç yasası nedir? O da şu. Silahla kurulan silahla yıkılır. Biz silahla kurulduk. Yalnız ve ancak silahla yıkılabiliriz. Öyle dilekçeyle bu iş olmaz. Öyle yüksek askeri şurayla ama biz buna yüksek sivil şura demek durumundayız. Evet, yüksek sivil şura kararları bu iş olmaz. Ve en acısı da şudur. 15 Temmuz'da tankın topun önüne dikilen milli irade uğruna şehit düşen o 249 insanımız, 249 şehidimiz. Bir devleti muhafaza etmek, korumak, kollamak, sakınmak adına mı şehit düştüler yoksa bir devleti yıkmak için mi şehit düştüler?
yeni bir devlet kurmaktan söz eden şahsın herhalde her şeyden önce o 249 şehidin aziz hatırasına karşı bir özür borcu var. O şehitler çünkü arkasına emperyalizmi almış olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan bir terörist gruba karşı canlarını ortaya koyarak vatanı savundular. Evet. Şimdi bu şahıs diyor ki, onlar diyor devleti yıkmak, yeni bir devlet kurmak için diyorlar. Bu ne yaman çelişki. Evet. Şimdi o 249 şehide karşı bir özür borcu var. Onların ailelerine karşı bir özür borcu var. Bakınız 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Derneği kurulmuş. Hı-hı. 15 Temmuz platformu kurulmuş. Ben buradan onlara çağrıda bulunuyorum. Tamam, bir cümle acaba alayım, reklama gidelim. Acaba bu şahısla alakalı herhangi bir hukuki tasarrufları oldu mu? Evet. Buradan da bunu sormuş olalım. Sevgili izleyiciler, reklama gidiyoruz. Tekrar burada olacağız. Çok kısa bir ara diyelim. 5-10 dakikalık, siz de çaylarınızı, kahvelerinizi tazeleyin. Biz burada olacağız. Sohbetimize dış politikayla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.